Evet, bugün 2'den 4'ü hayatta milyonlarca kişinin mağdur olduğu bir konuyu tartışacağız demiştik. Kredi ve kredi kartları ile ilgili sorunları ele alacağız ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundaki son gelişmeleri konuşacağız. Ve kredi ve kredi kartları ile ilgili yeni düzenlemeler neler? Kiminle konuşacağız demiştik. Tüketiciyi Koruma Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Ruhi Orhan yanımda olacağını söylemiştim ve kendileri buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağolunuz. Şimdi Ruhi Bey, öncelikle gündemde olan bir konuyla başlamak istiyorum. Şimdi bankalarla vatandaş arasında en çok şikayet edilen konular arasında kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yeni tüketici yasa taslağında hükme bağlanıyor. Şimdi bununla ilgili bir durum söz konusu. Ama buna geçmeden önce kredi kartları ile ilgili bir başlamak istiyorum öncelikle. Kredi kartı kimler kredi kartı alabilir? Şimdi bankalar marketler dahil olmak üzere her yerde kredi kartı dağıtıyorlar. Evet. Vatandaşın sosyal ekonomik durumuna bakmadan Hı. herkese kredi kartı dağıtıyorlar. Kredi kartı üstelik hiç kullanmadığı halde Hı. bunlara bir de kredi kartı aidatı ödüyorlar. Şimdi düşünün, bir kredi kartının bedeli matbaada gidip bastırsanız 2,5-3 lira. Evet. Bilemedin 5 lira. Hı. Ama 50 liradan başlayarak 100 liraya kadar kredi kartı aidatı alıyor. Hı. Şimdi Yıllık değil mi? yıllık olarak. Evet. Şimdi biliyorsunuz Yargıtay kararı çerçevesinde geriye doğru 10 yıllığın tahsili mümkün Hı. oldu. Kredi kartları bankalar tarafından sanki tüketiciyi cezalandırır şekliyle tahsilat yapılıyor. Evet. Yani açılmış bir hesap var. Hı. O hesabın siz istemiyorsunuz ama illamda kredi kartı alın diye zorluyorlar sizi. Evet. Alıyorsunuz, size gönderdiği zaman 10 lira gönderme parasını yazıyor. Yılda bir defa da aidatını alıyor. Hı. Üyelik aidatını alıyor. Yani bu artık bankaların son yapılan istatistiklere göre açıklama bakın da açıklamasına göre neredeyse %15'inden fazlası bu tür girdilerle bankayı ayakta tutuyor. Hı. Halbuki bankalar bankacılık işlemi yapması lazım. Yani Evet. tüketiciyi affedersiniz yolunacak kaz gibi görmemesi lazım. Evet. Maalesef şu anda bankaların bütün bakış açısı buna yönelik. Hı. Yani çeşitli çeşitli konular çıkartıyorlar bu kredi kartının dışında. Evet. Onların hepsini tek tek değineceğiz. O ücretleri, o faizleri, o aidatların hepsine tek tek değineceğiz. Ama öncelikle şimdi bu kredi kartı alımlarında çok fazla bir artış var. Yani bir kişinin 3 tane, 4 tane kredi kartı var. Şimdi bu neye göre, kime göre veriliyor? Kaç yaşından itibaren bir kişi kredi kartı alabilir? Ya da kredi kartı almaya hak kazanan kişide hangi özellikler aranıyor banka tarafından? İnanın hiç yaşa bile bakmıyorlar. Yani işte 18 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış diye bakmıyorlar. Yeter ki marketin veyahutsa toplumun yoğun olduğu geçen yerlerden geçiniz. Orada bir stand açıyorlar. O Hı. standını da kart dağıtıyorlar. Evet. Siz o kartı aldıktan sonra zaten başınıza derdi almış oluyorsunuz. Evet. Şimdi bazı insanlar ödeme güçlüğü içindeler zaten. Hı. Bir de kartı alarak daha da bir zora giriyorlar. Özellikle bu tarım kesiminde bu Hı. kredilerle ilgili bu çok yaygın bir konuma Hı girdi. hı. Ama kredi kartını yani dağıtmadan gideyim. Kredi kartı gerçekten tüketiciyi son derece Hı. intiharlara varan işlemler oldu. Gazete kupurlarına bakarsanız korkunç aileler ayrılıyor. Çünkü şimdi eşler biliyorsunuz yeni çıkan yasaya göre müşterek yapması gerekiyor ama hiç dinlemiyor. Evet. Eşinden ayrılmış ama eşinin kredi kartı onda olduğu için o kredi kartıyla büyük masraflar yapıyor. Öbür eşi de ödemek zorunda. İsterse ödemesin. Evi Evet. icra ediliyor. Bütün bu işlemler başlatılıyor. Hı. Evet, bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi bir de kredi kartına, kredi kartlarına daha doğrusu bir sınırlama getirildi. İşte bu 3 tane 5 tane kredi kartı olanların en az hani indirgemesi için o kredi kartlarını bir sınırlama getirildi. Bununla ilgili ne çeşit bir uygulama vardı? Hiçbir sınırlama yok. Yok mu şu anda? Sözde sınırlama deniliyor. Hiçbir sınırlama yok. Hı. Yani bir insanın 3 tane, 5 tane
Yani kendisi zorunda kalıp kredi kartını da kapatmak da zor. Evet, bir türlü kapatamıyoruz o kredi kartlarını. Maalesef yani o kadar zorluk çıkartıyorlar ki kendim bile bir bankanın kredi kartını kapatmak için 2 gün uğraştım. En sonunda yapılmaması gereken işimi yaptım. Çalındığını söyledik. Kredi evet. kartını çalındı dedik. Yenisini gönderdiler. Almadık. Gitti geri, gitti geri almayınca öylece kaldı. Vazgeçtiler. Ancak ona ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ona da hesap işletim ücreti işletiyorlar. Evet. Şimdi yeni numaralar da bu. Evet. Yani hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Kredi kartını kullanmıyorsunuz. Ama buna hesap işletim ücreti uyguluyorlar. Yani bunlardan kurtulmak lazım. Bir de bu bonuslar var. Bonus dediğimiz. Hani evet. şu kadarı eğer bu kartı kapatmazsanız size şu kadar hediye bilmem ne göndereceğiz. Bu kadar şunu veriyoruz gibi devamlı hani tüketiciyi aklını çelme. Kapattırmamak için her türlü yola başvuruyorlar. Yani aklını çelmek için söylediğiniz üzere bonus veriyorlar. Bu sene almıyoruz. Siz işte yeter ki şu kadarlık evet. alışveriş yapın. Evet. Şeklinde şey yapıyorlar. Evet. Bundan kurtulmanın yollarını isterseniz anlatayım ben size. Evet. Şimdi öncelikle bankaya bir yazı yazması lazım tüketici. Hı hı. Demesi lazım ki işte benim şu tarihten beri kullandığım kredi kartımın ödemiş olduğum kredi kartı aidatının bedelini ne kadar ödediğimi tarafıma bildiriniz. Şimdi bankalar bunu da bildirmiyorlar, vermiyorlar. Yasa gereği bu hizmeti yapmak zorunda olmasına rağmen. Hı hı. Bunun üzerine vermese de sizin iadeli taahhütlü olarak karşıya bildirdiğiniz için bu müracaatınızla birlikte tüketici sorunları hakem heyeti, bütün kaymakamlıklarda vardır bu. Hı hı. Oraya müracaat ediyorsunuz. Bu sefer orası yazı yazıyor bankaya. Bankadan talepte bulunuyor. Vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Oradan gelen karara göre şu güne kadar bütün tüketici hakem heyetlerinde %100 diyebilirim. Hı-hı. Bu karar çıkıyor. Aksi böyle çok agresif bir şey olmadığı müddetçe tüketicinin lehine karar çıkıyor. Şimdi bankalar buna da itiraza başladılar. Hı-hı. Dava açarak itiraza başladılar. Ödememek için her türlü yola başvuruyorlar. Evet. Şu anda yapmaları gereken ilk etap da bu. Bu karttan kurtulmanın yolu. Evet, bankaya dilekçe yazmaları bir gerekiyor. Bir örnek vereyim size dilerseniz. Şöyle, evet. Tüketicinin birisi kredi kartı alıyor. Kredi kartı aidatına itiraz ediyor. Tüketici sorunları hakimiyeti itirazı kabul ediyor. Hı hı. Ve ödenmesine karar veriyor. Parayı evet. ödeyiyor, banka kredi kartını kullandırmıyor. Tüketici bu sefer ondan da dava açtı. Onu da kazandı. Onu da kullandırmamaya başladı. Ancak tekrar müracaat etti. Hakem heyeti 1000 TL bankaya ceza verdi. Hı hı. Ceza ödemek zorunda kaldı ve şu anda yine de kullandırmıyorlar. Evet. Yani bu kadar Yargıtay'ın tüketici sorunları hakem heyetlerinin ve mahkemelerin verdiği kararlara rağmen uygulanmıyor. Bu bir devlet politikası olarak devletin buna el atması gerekiyor ki sağ olsun bakan bunu açıkladı. Hı hı. Sanıyorum bu ızraptan bütün tüketicileri kurtaracağına inanıyorum. Evet, inşallah. Temenni ediyorum daha doğrusu. İnşallah, bizim de temennimiz o. Bir de tabii ki bankaların izinsiz ek hesap açması ve kredi kartı göndermesi. O da şöyle. O en çok kredi kullanan insanlar varsa. Evet. Bir de düzenli ödeyen varsa. Daha doğrusu varsa, sizin bilginizin dışında bir de ek hesap açıyor. Size hı-hı. bir kredi limiti tanıyor. Hı hı. Siz tabii normal olarak hesabınızda para olmadığı zaman ödeme yapılmaması gerekiyor. Evet. Ancak ek bir hesap açtıkları için, ona da bağladıkları için, birbirine bağlandığı için hı hı. o hesapta bulunan paradan ödeme yapıyorlar. Biraz önce de sizinle konuşmamızda söylemiştim. Bu internet yoluyla ve televizyon yoluyla satışlarda banka öyle bir hesap açtığı için dakikada bütün hesaptaki parayı çekiyorlar. Tüketicinin geri verme şansı da ortadan kalkıyor. Malı geri verme. Çünkü adresini bulamıyor, ulaşamıyor. 7 gün süresi tanındığı için hı hı. hiçbir işlem yapamıyor. Perişan bir durumda. Yüzlerce insan böyle. Evet. Yani banka izinsiz hesap açıyor kendi evet, evet. adına. Kendi müşterisi adına mı? Aynı müşteriye. Aynı müşteriye. Bir kendisi gidiyorum ben bir hesap açıyorum. Bir de benim adıma kendisi hesap açıyor. Ama bundan benim haberim olmuyor.
Birçoğundan öyle. Haberleri yok. Evet, haberleri ve yok. Alışveriş yaptıkları zaman o bildikleri kartla internetten alışveriş yaptıkları zaman mı diğer kart devreye giriyor? Evet. Şimdi oradan tanıdığı bir limit var. Diyor ki örneğin size evet. 1000 lira veya 2000 TL rakam belirliyor, o şeye belirliyor tüketiciye. Tüketici tabii onu bilmediği için bir de şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Asgarisini ödüyor tabii. Kendisi şeyine göre, kendi hesabına. Ama oradan tümüyle çektiği için orada faiz işlemeye devam ediyor. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra karşınıza 4000-5000 liralı gibi rakamlar çıkıyor. Korkunç bir rakamla karşılaşıyor. Ondan sonra aklı başına geliyor tüketicinin. Yani evet, onu o zaman fark ediyor. Girip diyor ben sizden böyle bir şey istemedim. Efendim diyor siz diyor kabul ettiniz ya diyor bizden hesap açmayı diyor. Yani böyle onlarca bankanın durumu bu. Evet. Evet. Bununla ilgili bir de tabii ki Bankacılık Denetleme ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin de o da mağdurlardan biri. Mağdurlardan evet, biriymiş kendisi. Gazete köşemizde de yer verdik. Bankalara bir ayar daha başlığı altında izinsiz ek hesap açan ve kredi kartı gönderen bankaları uyarmış Mukim Öztekin de. Uyarmış ama hiçbir şey yok ki ortada. Yok yani. Yargıtay kararına uymayan Mukim Bey'in kararına mı uyacak? Evet. Evet. Bankalar pervasız. Ve önce ek hesap halledilecek demiş. Ve bununla ilgili daha sonra da hesap kesim ücreti ve kredi kartı aidatı ile ilgili de sinyaller vermişti. Bu önceki gazetelerimizden biriydi. Evet. Şimdi efendim bir yerde kurumlar kuruldukça o kurumlar işi olmaza götürüyor çoğu yerlerde. Bankacılık Düzenleme Kurulu da maalesef birçok şeyde tüketicinin aleyhine kararlar vererek yani tabii ki bulunduğu kurumun lehine hareket etmektedir. Evet. Onun için maalesef büyük sorunlardan birisi Bankacılık Düzenleme Kurulu'dur. İstese bu yasalara gerek kalmadan uygulayacak der ve uygulatır ama uygulatmıyor. Yargıtay kararı olmasına rağmen, mahkeme kararı olmasına rağmen yüzlerce tüketici sorunlar hakem heyeti kararı olmasına rağmen. Ben kendim söyleyeyim en azından 150-200 seneye kendim imza atmışım. Ama maalesef şu anda ellerinde duruyor işlem yapamıyorlar. Bir işe yaramıyor yani. Evet. Evet. Biz konuşmaya devam edeceğiz ancak şimdi vatandaşlarımızın da sesini dinledik. Bakalım neler söylemişler buyurunuz. Kredi kartları ile ilgili ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Ödeme düzensizlikleri yaşadım ben kendi adıma diyeyim. Bundan bir 3-4 sene önce. Ama 3-4 senedir kullanmıyorum, hiç kredi kartı kullanmıyorum. Çok çabuk harcanabiliyor, çok zor ödenebiliyor. Onun farkına vardım ama işten geçti. 4-5 sene önceki sıkıntıyı 3 senede anca halledebildim. O gün bugündür kredi kartı kullanmıyorum. Vallahi çok şey yaşıyorum. Bunu kim aldıysa, kim çıkarttıysa da hiç doğru ve tasvip etmiyorum. Almayacağım tek şey hayatım boyunca bir kere öyle bir hataya düştüm. Kesinlikle ve kesinlikle bir daha kullanmak istemiyorum. Şimdi kredi kartlarını bitirdim, kullanmıyorum. Taksit olaylarında çok uzun vadeler yapıyorlar. İşte üzerine çok koyuyorlar. O sorunlarımız var. Yani. En önemli sorunu bu. Saçma sapan bulduğum kart kirası sorunumuz var. Ve faiz oranları kredi kartlarının ve istemediğiniz halde kredi kartı size satmaları. Bankaların yeni düzenlemeleri hakkında neler biliyorsunuz? BDK düzenlemeleri. Yani inşallah ülkeye fayda olur. Ne diyeyim? Yani ama kısa vadede ben yeterli görmüyorum. Açıkçası ben takip edemiyorum düzenlemeyi artık ne var ne yok bilmiyorum. Kredi kartının limiti kadar taksit alışveriş yapıyorsunuz. Önce böyle bir sınırlama yoktu. Tuzak gibi geliyor aslında bir yerde. Tuzağı düşürdükten sonra faiz üstüne faiz biniyor. Onların söylediği faizlerden daha çok faiz biniyor. Bankaların yeni düzenlemeleri hakkında neler biliyorsunuz? Hiçbir bilgim yok. Peki siz bir tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz? Doğrusu hayır. Hayır bilmiyorum. Öğrenmek de isterim gerçekten. O kadar pek fazla bilmiyoruz açıkçası. Kendimi ilgilendirenleri biliyorum. Diğerleriyle onlarla pek alakalı değil. Araştırıyorum. Yani konu karşısında sağlam durmak için hep araştırıyorum ne yapabilirim diye. Peki bir tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz? Takip etmeye çalışıyorum ama tam anlamıyla bilmiyorum. Öyle diyeyim. Ailemde ne kadar bankacı da olsa çok.
Valla uzmanımız bize bu yeni bankacılıkla ilgili bilgi verirse çok sevinirim. Yasal haklarımız neler, biz tüketicilerin neler yapması gerek, hiç mi kredi kartı almamalıyız ya da kredi kartını kullanırken hangi yanlışlara düşmemeliyiz, bunlarla ilgili bilgi verirse çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Evet, vatandaşlarımızın görüşleri, soruları böyleydi ki hepsi de mağdurlar ve hepsi de yaka silkiyorlar adeta kredi kartını bir daha kullanmayacağım, yanına yaklaşmayacağım diye. Ki bir vatandaşımızın sözü de çok güzeldi, çok çabuk harcanıyor ama çok zor ödeniyor dedi. Gerçekten de doğru ama genelde şikayet edilen kart faizleri, değil mi? Bir de kart faizleri, bir de bu hesap... Hesap işletim ücreti. İşletim ücreti değil mi? Hesap, kredi kartı aidatları. Kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, havale masrafları. Evet, çok fazla var mı? Şöyle söyleyeyim, havale masraflarıyla isterseniz iki şey söyleyeyim. Şimdi aynı bankadan birisi, aynı kişi bir yere 50 bin lira gönderiyor. Evet. Bir yere de 200 bin lira gönderiyor. Hı-hı. 200 lira gönderiyor. 50 lira ve 200 lira gönderiyor. 200 lira gönderdiğinden örneğin, diyelim ki 40 lira alıyor, 50 lira gönderdiğinden 70 lira alıyor. Hı-hı. Böyle faturalar geliyor bize. Evet. İtiraz ettiğin zaman efendim bizim sistemimiz bu, biz yazmışız bankanın duvarına diyor. Öyle bir şeyde gidip bakıyorsun, öyle bir şeyde yok. Yok, evet. Maalesef böyle çok var. Çok fazla şey var, evet. Hesap işletim ücreti, şimdi siz tüketiciden zaten faiz alıyorsunuz. Aldığınız faizi... İçerisinde zaten bu işletim ücretleri vesaire var. Değil mi? Olması şimdi gerekiyor. Şimdi bir de benim hesabımı tutmak için veya kendi hesabınızı tutmak için benden niçin parasını alıyorsunuz onu anlamakta zorlanıyorum ben. Evet. Evet. Bu faizlerde şimdi kart faizleri oranı nasıl olmalı? Yani bunun belli bir oranı var mı Ruhi Bey? Oranı var tabii ki. Kaç bunun oranı? Şu anda sanıyorum bu haberler çıktıktan sonra 1-1,5 puan artırdılar faizleri. Evet. Çünkü aşağı yukarı bankalardan %15 civarında bir şey gidecek. Evet. Gelir gidecek. Daha doğrusu tüketicinin sırtından emeksiz para gidecek. Hı-hı. Zahmetsiz para gidecek. Yani hı-hı, hiçbir emek vermeden sırf orada hesap açtığı için alınan paralar bunlar. Evet, bununla ilgili bir haberimiz daha vardı gazetede, hemen gösterelim onu da. Kredi faizine sınır geldi diye. Faizler aylık %1.6'yı, yıllıksa %13.5'i geçemeyecek diyor. Borçlar Kanunu vatandaşın hayatında köklü değişiklikler getirecek. En evet, önemli değişiklikse kredi faizine getirilen tavan uygulaması ve kanun kredi faizinde tavanı yıllık %13.5'la sınırlıyor ve buna göre konut, ihtiyaç ve otomobil faizi aylık %1.6'yı geçemeyecek deniyor ve 5 yılda da 6.700 lira tasarruf edilecekmiş bu şekilde. Evet, kredilere de kredi faizine evet, de doğru, sınır bu şekilde geliyor. Bu da yürürlüğe girecek değil mi? İnşallah, temennimiz bu. Evet. Bak, bakanın iyi niyetine inanmak istiyoruz biz evet, tüketiciler olarak, tüketici dernekleri yöneticileri olarak. Hı hı. Biz buna inanmak istiyoruz. Hı hı. Ama ne kadar değişiklik yapacağı Millet Meclisi'nde göreceğiz. Evet, inşallah değişiklik yapıldığı takdirde kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti ve dosya masrafı gibi bu alınan şeyler ortadan bitecek, kalkacak, ortadan inşallah, kalkacak. İnşallah. Yalnız orada umuyoruz, bir şey var kredi kartı ile ilgili. Kredi kartını bir defa alalım işte deniliyor. Hayır, bir defa alınmamalı. Hiç alınmamalı. Biz ona karşıyız. Yani şu anda onu dillendirmeye çalışıyorlar. Hiç olmazsa bir defa alalım şeklinde dillendiriyor ama bence hiç alınmaması gerekiyor. Bir de şöyle bir görüş var. Onu da bir sizinle paylaşmak istiyorum Ruhi Bey. Şimdi mesela kredi kartı kullanmamış, hiç mesela hayatında kredi kartı kullanmamış, kredi almamış, bankayla hiç işi olmamış kişi bankaya işi düştüğü zaman çok temizsin, geçmişinde hiçbir almışlık vermişlik yok diyerekten hiçbir başvurusu kabul edilmiyor.
Yani bir de o konuya dikkat çekiyorlar. Hani ne bileyim, hayatında en azından bir kere kredi kartı alıp bir şeyler ödemiş olman ya da bizde sicilinde bir şeyler görünmüş olması bizim için çok önemli diyorlar bankacılar. Ne kadar doğru bu? Şimdi şöyle, doğrudur. Sizin söylediğinize aynen katılıyorum ben. Şöyle, şimdi siz eğer kredi kartını bilinçli kullanıyor iseniz bankalar sizi hiç sevmiyor. Değil mi? Aslında seviyor yani, görünüyorlar ama sevmiyor. Hiç sevmiyor. Mutlaka onların istediği gibi işte kısmi ödemeler. Asgari. Asgarisini ödemeler gibi ödemeleri yapanları çok seviyor. Çünkü ona defalarca faizler işletiliyor. Yani o artık bir defa o dönerli faize girdi mi artık onu Allah yardımcısı olsun. Evet, biz bir de millet olarak taksiti benimseyen bir milletiz. Çok da seviyoruz. 10 taksit, 30 taksit, 60 taksit, kaç taksit sanki varsa biz ödemeyecekmişiz gibi. Gibi. Ama tabii ki her bir taksit faiz demek. Tabii. Her bir taksit borç demek. Ama şimdi şöyle de bir sorun var. Bu taksitler ne kadar fazla olursa o kadar tabii ki bize zararı var bunun. O kadar fazla faiz işliyor. Banka evet, o kadar sizi çok seviyor. O kadar seviyor. Bir de bu asgari ödemeler var. Şimdi mesela bir tüketici kredi kartı alıyor. Diyelim ki 5000 lira limiti var. 5000 lirayı da doldurmuş ama asgarisi 1000 lira. 1000 lirayı ödediğim zaman bu borçtan kurtulduğunu zannediyor ama asgari hayır, aslında borçtan kurtulma değil, değil mi? Değil, hayır. Devam ediyor. Kalan kısmına faiz işletiliyor sürekli. Evet. Yani 5000 liranın 1000 lirasını ödüyorsun. 1000 lirasını ödedikten sonra o faiz 4000 liraya devam ediyor. Sürekli faiz işleyerek devam ediyor. Dönerli faiz çünkü. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle, hepsini mi ödememiz gerekiyor? Evet, defaten kapatılması lazım. Ya da yani alacağınızı, ayağınızı yorganınıza göre uzatıp alacağınız, yapacağınız masrafı mutlaka ödeyecek, kapatacak şekilde yapın. Zaten ondan sonra banka sizi sevmez. Yani isterseniz çok büyük paralar dönsün, zamanında ve günde ödüyorsanız banka size sıcak bakmaz. Ama ne zaman biraz önce sizin de söylediğiniz gibi hiç kullanmamış, geldiğimi hemen işte ne verirse evet, altına imza okumadan vesaire diyen insanları çok seviyor. Çünkü istediği gibi faiz oranında şeyinde siz bir hesap ekstralarını inceleyin, hiç akla gelmeyen isimler altında tahsilatlar yapılıyor. Akla gelmeyen, yani o kadar. 100'e yakın kesintiler var. Evet, evet. Gerçekten o böyle roman gibi, evet, gazete gibi. Aynen öyle. Şimdi insanlara bir de şunu yapıyorlar. Zamanında ekstraları göndermiyorlar. Evet, ekstralar. Göndermediği için siz kendiniz takip edemiyorsunuz. Evet. Şimdi mesela kendim üzerine söyleyeyim. 3-4 defa yazı yazarak ekstraları öyle istedim. Yine buna rağmen hem İnternetten takip ediyorum. Hem evime ekstrası geliyor. Buna rağmen gelen ekstralar ödemeden en az 4-5 gün sonra geliyor. Ödeme tarihinden. Eğer ki internetten takip etmesen ne ödeyeceğini bilmiyorsun. 1 lira eksik olduğu zaman o yuvarlanıyor. Evet, bu şekilde. Bir de tabii ki ne dedik, bu taksitlerle birlikte mesela diyelim ki 100 liraya bir harcama yaptık, 100 liralık bir şey aldık ve bunu diyelim ki 5 taksite böldürdük. Evet. Bu taksitleri aylık olarak mesela 20-20-20 olarak ödersek bu asgari mi oluyor, yoksa biz aslında o dönemin borcunu kapatmış mı oluyoruz? Yani bu taksitli alışverişlerde nasıl durum? Şimdi taksitli alışverişlerde şöyle, şimdi siz bankayla değil, firmayla yapıyorsunuz. Evet. Firmaya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben işe bunu 5'e böldüreceğim. Evet. Ama firma bankadan defaten o parayı alıyor. Evet. Onun için faizi işliyor. Defaten. Yani sizin onu ödedim diye bakmanız önemli değil. O gerekli parayı üstüne koyarak devam ediyor. Yani o faizini önceden hesaplayarak size o rakamı ona göre hesaplayarak veriyor. O zaman 100 liralık bir şey aldıysak o 100 aslında lirayı kapatmak 90 gerekiyor. 90 liralık alıyorsunuz ama 100 liralık diye hesap kesiyorsunuz. Defaten kapatmak her zaman iyidir. Evet, yani komple evet, hepsini kapatmak. Mümkünse hiç kullanmamaları daha iyidir. Ama maalesef günümüzün gerçeği, insanlar cebinde para taşıyamıyor. Evet. Kart. Ama bunu da yapamıyorlarsa bir tek bankadan yapsınlar. Evet, böyle 3-5 tane kart almasınlar.
Ve 2'den 4'e hayat tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerden gelen soruları bekliyor. 0212 886 2035'i arayınız. Siz de mağduriyetinizi, konuşmak istediklerinizi, sormak istediklerinizi sorunuz diyoruz ve hemen devam ediyorum. Rui Bey, şimdi bir vatandaşımız dedi ki kredi kartı kullanıyoruz hadi madem. Bari nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Yani nelere dikkat edelim kredi kartı kullanırken? Öncelikle tabii ki kredi kartı kullanmayın diyoruz ama kullanıyorsa gününde ödemesini mutlaka belirlenen zamanda, biliyorsunuz hesap ekstralarında, evet, ödeme tarihleri banka tarafından bildiriliyor. O tarihte mutlaka defaten kapatılması, hı hı, yönüne gitmeliler. Evet. Artı ek hesap açılıp açılmadığını kontrol etsinler. Kendilerinin bilgisinin dışında hesap açılmış olabilir. Öyle, evet, bir şey varsa mutlaka kapattırsınlar. Çünkü orada açılan hesapta diğer ödemeleri tahsil etme imkanları da olabilir. Onun için ek hesabın kapatılması gerekmektedir. Ve buna benzer, yani insanlar mümkün olduğu kadar kredi kartından uzak kaçsınlar diyorum. Evet. Yani mümkün olduğu bütün kadar harcamaları kredi kartına yüklememek yüklemesinler. Gerek. Yüklemesinler. Nakit ödemeye biraz daha, evet, alışmak, evet, gerek diye, evet, düşünüyoruz değil mi? Evet, bununla ilgili gazetede bir haberimiz daha vardı. Kartlı alışveriş 8 milyarı aştı diye. Evet, ve bankalar arası kart merkezinin açıklamasına göre ilk 6 aylık dönemde Türkiye'de banka kartlarıyla yapılan alışverişin tutarı 8 milyar lirayı aştı ve 2006'da banka kartlarının alışverişlerde kullanımı toplamda yıllık 1,5 milyar lira oldu ve bu tutar 5 yıl içinde 8 kart artarak 2011'de 12 milyar liraya ulaştı deniyor. Çok ciddi bir rakam. Evet, biraz önceki tüketicimizin söylediği gibi alması kolay, evet, kolay, ödemesi çok zor. Evet. Bunu çok göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ve İnsanlar gücünün üzerinde, ayaklarını yorganına göre uzatmalı. Gücünün üzerinde harcama yapmamalılar. Ona dikkat etmeliler. Aç karnına alışverişe gitmemeliler. Aç karnına alışverişe, evet, gitmemeliler. Gitmesinler. Çünkü bulduğunu sepete atıyorlar. Mümkün olduğu kadar tok karnına gitsinler. Aslında böyle 25-30 tane belirlediğimiz şeyler var ama, evet, şu anda hatırımda yok. Evet. Belirlemişiz ve tüketicilere de bir bülten şeklinde dağıtıyoruz. Şunlara şunlara dikkat edin diye. Evet. Ve tabii ki kartlı alışveriş 8 milyarı aştı diyoruz ama ödeyemeyen, borcunu ödemeyen kişi sayısı, çok, da 580 bine çıkmış. Çok. Bununla ilgili de bir haber, çok, vardı. Çok. Onu da hemen gösterelim. Borcunu ödemeyen kişi sayısı 580 bine çıkmış ve, evet, yılın ilk yarısında bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödemeyenlerin toplamı 580 bin 15'e çıkarak rekor kırmış. Evet. Çünkü yani önüne, evet, gelene kredi kartı verirseniz aldığı maaşa bakmadan, hı hı, asgari ücret maaş alıyor. Tanınan limit 5-6 bin lira. Evet. 3 katı, şimdi, 4 katı. Öyle olunca maalesef öyle. Aslında yasayla buna bir sınırlama mutlaka gelmesi gerekiyor. Öyle bir konular konuşuldu ama, hı hı, daha henüz işleme sokulmadı doğrudur. Evet. Ve asgari ödemenin yukarı çekilmesi ve nakit çekime sınırlamada borçlu sayısını artırdı deniyor. Evet. Evet, evet, bu şekilde. Tabii ki bir de ekstredeki kart faizleri dikkat çekiyor bu konuda. Hemen onunla ilgili de bir haberimiz vardı. Onu da gösterelim. Tüketicilerden bir bankanın Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarından iki kat fazla faiz işlettiği öne sürülerek ekstrelerdeki oranlara dikkat etmeleri istenmiş. Hesapları kontrol etmeleri lazım. Mutlaka gelen ekstraları tek tek kontrol etsinler. Çünkü aldıkları şeyleri mi, evet, kontrol etsinler? Evet. Hem aldıkları hem de bankanın kesintilerini, hesap ekstrasını iyi kontrol etsinler. Çünkü maalesef söylenen faizin üstünde faizler alıyorlar. Evet. Tabii ki kredi kartı taksitlerine dikkat dedik. Kredi kartı taksitlerine gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bir de bu uzun taksitler daha mı zararlı? Yani mesela 9 taksit mi istersiniz, 3 taksit mi istersiniz denildiğinde sanki hemen biz 9, 10 ne varsa verin gibi. Ama 3 daha günü mı? Günü kurtarmak için istiyorsanız
uzun taksitler yapacaksınız. Günü kurtaracaksınız. Günü kurtarmak için. Kurtarırsınız. Ama sonuçta siz ödeyeceksiniz. Ödeyeceğiniz için mutlaka ödeme gücünüze göre alıp ödeme gücünüze göre harcamayı yapıp ve mutlaka defaten kapatma yoluna gitsinler. Evet. Kesim zamanda, hesap kesim zamanda mutlaka hesabı kapatsınlar. Yani siz taksitleri değil komple ödeme taraftarsınız. Ona göre. Bu şeyde ve bununla ilgili güzel de bir başlık var. Kredi kartıyla taksit yaşıyoruz. Aynen öyle. Evet. Gerçekten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre yine bir oran vereceğim. Kredi kartı kullanımında tüketicilerin taksit tercihi giderek yaygınlaşıyor ve kart kullanımında taksit tercihi küresel krizin etkilerinin en açık görüldüğü 2007-2008 yılları hariç sürekli artış eğilimi göstermiş. Ve 2011'de %47.6'ya yükselmiş taksit tercih eden tüketicinin sayısı. Ve buna da özendiriliyor sürekli. Evet, sürekli değil mi? 3 alana 5 taksit daha. Aynı reklamlarla buna özendiriliyor sürekli. Yani aslında tüketiciyi aldatıcı reklam yapıyorlar. Evet, bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım. Bahri Avcı, Ankara. Merhabalar Bahri Bey. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben bir bankadan, özel sektörde çalışıyorum. Evet. Tabii şimdi maaşlar bankalara yattığı için bir bankadan hesap açtırdı dedi. Ben de gittim, bir bankadan hesap açtırdım, şirkete IBAN numaramı falan verdim. Ondan sonra tabii ben hesap işletim ücreti kesin edecek mi diye sordum da yok dediler. Sonradan 6 ay tabii ben 6 ay bu bankadan maaşımı almaya devam ederken 6. ayda bir baktım 55 TL'm kesilmiş. Gittim içeriden gişe işlemlerinden sordum. Bana dediler ki hesap işletim ücreti kesilmiş. Dedim ben asgari ücretle çalışıyorum. Yani benim suçum ne? Bu bankaya mecbur yatıyor. Şirket artık maaşları bankaya yatırıyor dedim. Ben bu paramı geri istiyorum dedim. Ama siz şeyi aradım, müşteri hizmetlerini arayacaksın dediler. Aradım ve bana bir mesaj verdiler. Size en kısa sürede döneceğiz diye. Halen daha bekliyorum. Yani 7. ayın 3'ünde bana bu mesajı gönderdiler. Halen daha bekliyorum. Birkaç sefer yine gittim, baktım hani hesabımı aktarmışlar mı? Yok. Ben o bankadan hemen şirketi aradım. Hesabımı aldım. Başka bir bankaya aktardım. Yani dedim madem siz benim hesabımı kesiyorsunuz 55 lira benim için büyük bir para. Evet. Zaten nafaka filan da ödüyorum. Yani bayağı bir bocaladım. Ondan sonra şirket dedi işte başka bir hesap numarası ver. O zaman gittim başka bir bankayla konuştum. Hesap işlem ücreti alınmayacağına dair söz aldım. Başka bir bankaya aktardım ama ben bu 55 liramı bekliyorum halen daha. Ve hiçbir cevap da verilmedi tarafıma. Evet, verilmedi. Ben, bununla ilgili. Evet, şimdi şeye gittim, tüketici hakemliğine gittim. Gölbaşı, evet. Ankara Gölbaşı tüketici hakemliğine gittim. Oradan da kredi kartına, kredi kartlarındaki aidat için, yani işlem parası için olsa dedi şeyini alırız. Ama onu da dedi internetten dedi şey yapacaksın. Evet. Yani müracaat edeceksin. Ben dedim ne internet kullanmayı biliyorum ne internetim var. Yani öyle bir şeyim de yok dedim. Bana bir kağıt verdi, gönderdi. Yani dondum kaldım, bekliyorum. Yani orada da fazla yardımcı olmadılar. Evet, bekliyorsunuz. Şimdi bu tüketicimizin konumuna uygun geçenlerde bize uğrayan ve gelen bir tüketicinin konumunu anlatırsam onu yanıtlamış olacak sanıyorum. Şimdi tüketici bir yerde sorunuz çalışıyor. Sorunuz var mıydı seyircimize? Yoksa yok, göndereceğiz. Teşekkür ediyoruz Bahri Bey. Bizi dinleyiniz. Sorularınızın cevabını bulacaksınız. Şimdi tüketici bir yerde tüketici bir yerde çalışıyor. Evet. İşçi olarak. Tabii ki maaşı X bankaya yatıyor. Zaman geliyor, ayrılıyor iş yerinden. Başka bir iş yerine giriyor. Ayrıldığı için maaş yatıyor oraya. Evet. Tüketici tabii herhangi bir şey yapmıyor. İşveren açmış onun adına hesabı. Yani açılmış iş yerine genel olarak işveren gider. İşte kaç tane işçisi varsa onun adına hesap açar. Açılmış. Tüketicimiz aradan 6 sene geçiyor.
Tabii açtığı yerden öbür taraftan hesap işletim ücreti diye kendisine 600 küsür bin lira icradan yazı geliyor. Hı hı. Şimdi tüketicimiz İstanbul'da, gelen yazı nerede? Adana'dan. Hı hı. Bakın yani buradan olsa itiraz edebilir belki. Kendisine ulaşmamış, ihtar gönderilmemiş, herhangi bir bildirim yok. Hı hı. Ama tüketiciye bildiriliyor. Şimdi bu tüketicimiz yapması gereken yazılı olarak mutlaka bütün tüketicilere söylüyorum. Yazısız hiçbir şey yapmasın. Sözlü veya telefonla hiçbir şeyin geçerliliği yok. Mutlaka yapacağı bütün işlemleri yazılı yapmalılar. Yazılı yapmadığı hiçbir şeye itiraz edilir ve belgeleyemezsiniz. Hı hı. Tüketici sorunları hakem heyetleri belge üzerinde karar verir. Evet. Yani karşıya getirip işte hem üretici hem tüketici karşısına alıp bir yargılama yapmıyor. Önüne gelen evraklarla karar verdiği için öncelikle bu tüketicimiz o hesabı kapatsın. Çünkü o devam edecek o işlemler eğer kapatmasa. Kapatsın hesabı ve ondan sonra tüketici sorunları hakem heyetine müracaat etsin. Ve o ödediği paranın geri talebinde bulunsun. Onu alacaktır. Evet, alacaktır diyorsunuz. Evet. Bir de şöyle bir durum var Ruhi Bey. Kredi kartı borcundan dolayı mesela icraya gitmiş, kredi kartına el koyulmuş, bir de icralık olmuş. Şimdi bu kişilere bir af gelmişti tekrar kredi kartı alması için. Bu af bir 5 yıl denildi, bir 7 yıl denildi. Bununla ilgili bir gelgitler oldu. Bununla ilgili tam olarak ne diyebilirsiniz? Şimdi bununla ilgili bir af geldi ama sorun tüketicinin hiçbirisinin sicilinden bunlar silinmedi. Evet. Neden? Silinmesi gerekirdi ama silinmedi. Yani normal olarak o daha şüpheli gözüyle, ödemeyen gözüyle bakıldığı için herhangi bir işlem yapamıyor doğru dürüst. Evet. Yapıyorsa da işte dayısı amcası var şekliyle düşünün. Hı-hı. Yani diğer türlü mümkün değil. Evet. Bankalar ona da çok iyi bakıyorlar. Ödeme yapmamışsa, icra işlemi yapmışsa bir de ona kendi vermediği gibi diğer bankalara da engelliyor. Evet, evet. Maalesef. Durum böyle burada. Peki bu aflarla ilgili yeni bir şey var mı? Yeni bir düzenleme var mı? Şu anda yok. Hmm. Şu anda yok. Ama şimdi zaten bu şeyler yapılırsa sanıyorum ki kısmı ortadan kalkacak bir takım şeyler. Hı hı. Tabii ki şöyle bir şey daha var. Şimdi kredi kartını ödeyemeyen kişi, vatandaş ne yapıyor? Borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bir başka kredi kartını müracaat ediyor, alıyor. Ya bankada onu veriyor ona. Ya onu yapıyor ya bir de sanal tefeciler çıkmış. Ha, o da ayrı. O evet. Da ayrı bir konu. Ayrı. Bir de tabii ki kredi çekiyorlar. Ya kredi kartıyla, ya kredi çekip, ya sanal tefeciyle. Bu üç şekilde, yani eğer bir yakın dostundan alamıyorsa bu. Bununla ilgili firmalar şöyle yapıyor. Hı hı. Sizi borçlandırıyor. Kime borçlandırıyor? X tefeciye borçlandırıyor. Hı hı. Yani siz aslında ödemeleri X kişiye yapıyorsunuz, malı da A firmasından almış oluyorsunuz. Evet. Böyle yapıyorlar. Böyle birkaç tane şikayet de geldi bize. Hı hı. Uyguladığı şey, örneğin siz bir müşterimiz mesela mobilya almış. Hı hı. 3 milyar küsür tutmuştu. 3 milyar 20 bin lira gibi aklımda kaldığı kadarına. Evet. O firma 3 milyar 700 küsür. Adam konuşmuş, benim bütün her şey dahil fiyatım bu mu, bu evet demişler ve bunlarla ilgili bir ihtar çektik biz. Paranın evet. Geri ödenmesi için aşağı yukarı 500 küsür milyon lira, 500 küsür 500 bin lira, 500 lira civarında paranın geri iadesini talep ettik ve evet. Ödemek zorunda kaldılar. Onlar da şöyle, siz tefecilik yapıyorsunuz, bu gayri kanunidir dedik, o şekliyle ödendi. Yoksa gayet güzel tezgahı kurmuşlar. Her firmanın, özellikle böyle yoğun satan firmaların, her firmanın bir tane tefecisi var el altında. Bankayla çözemediğini, evet. Örneğin diyor ki benim diyor bankayla problemim var diyor, ben diyor kredi kartı da kullanmıyorum. O zaman bizim diyor adamımız var diyor, bununla halledin diyor. Evet. Yeni bir kapı daha açıldı bunda. Evet, bununla ilgili konuşacağız. Hemen bir telefon bağlantımız var. Canip Özer İzmir'den arıyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Canip Bey. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Sağolunuz, buyurun. Benim bir sorunum var da. Buyurun. Şimdi benim sorunum, ben bu televizyonda Smart TV var. Oradan bir telefon rica ettim. İsim vermeyelim Canip Bey. Pardon. Herhangi bir, evet
markanın bir telefon ismini vermiş. Aldım oradan. Evet. Ben aldığım telefonun yerine bana adi bir telefon gönderdiler. Yalnız faturayı falan. Evet. Alo. Evet, buyurun. Faturayı falan bana aldığım telefonun faturasını kesmiş göndermişler. Kutunun içerisinden başka bir telefon çıktı. Marka telefon çıktı değil mi? Aynı marka fakat değişik bir modeli çıktı. Evet. Ben bunu açtım firmaya, görüştüm. Evet. Zaten ulaşmak çok zor. Hı hı. Yani ne açıyorsunsa sıra 20. sıradasın. 20 dakikan var. 50 dakika bekle. Sıra geliyor 20 dakika daha. Yani sürekli böyle insanları aldatıyorlar. Kendilerine ulaşmak mümkün değil. Evet. Bana telefonu daha sonra birisiyle görüşebildim. Telefonu iade et, biz sana telefonu gönderelim dediler. Evet. Aradan bir ay geçti. Bana ne telefonumu gönderdiler, ne paramı istedim, paramı da göndermediler. Evet. Ben ne yapmam lazım? Ne yapmanız gerekiyor? Mesafeli sözleşme, 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekiyordu tüketicimizin. Bir sorunuz var mı Cenip Bey'e? Telefonu bana geçtiği zaman ben telefonu iade ettim. 7 gün geçmeden iade ettim. Karşı tarafa 7 gün içerisinde ihtarname çekmeniz lazımdı yazılı. Yaptınız mı bunu acaba? Ben kendi bana dilekçe yazarak müracaatı bir... Tamam, yani öyle yapacağız. Yaptınız mı? Dilekçe yazarak onlara müracaat ettim. Yazılı yaptıysanız elinizdeki yazdım. O dilekçeyle, elinizdeki dilekçeyle bir de faturayla evet. Birlikte bulunduğunuz ilçenin tüketici sorunları hakem heyetine giderseniz sorununuz çözüme kavuşur sanıyorum. Şimdi acaba ben bu gün geçirmiş oluyor muyum? Yani telefon bana geçtikten sonra hemen bir gün sonra iade ettim. Benim bu gün geçme hakkım kalıyor mu? 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. 7 gün içerisinde itiraz etmediyseniz zaten zamanı geçirmiş oluyorsunuz. Ben telefonu hakkınızı kaybediyorsunuz. Ben iade ettim. Geçerli olur mu acaba diye soruyorum. İade etmiş telefonu. İade ediliyor. Evet, doğrudur. Süresi içerisinde siz o makbuzu elinizde tutun. O makbuzla birlikte ben işte gelen malı şu tarihte geri iade ettim. Onlar evet. Aldılar mı? Aldıklarını belgeleyen nasıl iade ettiniz onu? Aynı firmaya ver dediler kargoya. Öyle olmaz. Ücret ödemeden bize gelir dediler. Ben de aynı firmaya verdim. Firmadan yazı istedim. Firma dedi ki bizim bilgisayarlarımıza kayıtlı abi. Sen istediğin zaman biz sana bunu belgeleyebiliriz dediler. Maalesef. Hakkını kaybetmiş oluyor değil mi Cenip Bey? İşte ama bak karşı taraf aynı şekilde yönlendiriyor bizi. Yani bunlara bir nasıl mücadele etmemiz lazım? Bu yani birçok internetten de baktım. Bu firma hakkında bayağı şikayet var. Bu TV hakkında bayağı şikayetler var. Yani sürekli insanları böyle dolandırıyorlarmış. Mesafeli satış ve mahkeme açamaz mısınız? TV kanallarıyla yapılan evet. Satışlarda evet. Kapıdan satış işlemi görüyor. Hı hı. Bunun evet. için 7 gün içerisinde mutlaka yazılı olarak karşı tarafa bildirmesi lazım. Karşı tarafa bildirirken zaten ona bir süre veriliyor. 7 gün veya 10 günlük bir yasal süre veriliyor. Hı-hı. Yani dilekçeyle olmuyor. Yani dilekçeyi de şartlarıyla beraber yazmak lazım. Evet. Dernekler bu işlemleri yapıyor işte. Tüketici heyetine mi gitmemiz lazım? Tüketici dernekleri bu işlemleri yapıyorlar. Evet. Bu ihtarları çekiyorlar ve bu süre içerisinde süresinde eğer iade etmez ise hı-hı. hem bakanlığa şikayet ediliyor. Hı-hı. Hem de tamam. Tüketici sorunları hakem heyeti kanalıyla geri alınması sağlanıyor. Peki Cenip Bey bunu kargodan takip edemez mi? Çok zor. Zor. Çok zor. Çünkü şöyle yapıyor. Ben daha önce de size konuyu birazcık anlatmıştım. Bu ayrı evet. bir program yapılacak konu çünkü. Evet, inşallah yapacağız. Kapıdan geliyor kargo. Önce vatandaş televizyonu dinliyor. Televizyonda bir malı alıyor. Evet. Beğeniyor daha doğrusu. Beğendiği mal geliyor kendisine. Açayım diyor, hayır açma diyor. Evet. Kargocu hayır açamasın diyor. Ne? Hele şurayı bir imzala diyor, ondan sonra diyor. Şimdi açamıyorsun orada. Cenip Bey siz de mi bunu yaşadınız? Aynısı. Parayı ödedikten sonra açabildim. Ben ondan sonra ha? Parayı ya bu yine elden ödemiş. Bir de bu tüketicimiz elden ödemiş. Bir de kredi kartı numarası verenler var. İşte biraz önce bahsettiğimiz iki tane hesap açılmasından dolayı evet. sizin hesabınızda para da olmasa ikinci hesaptan banka şat diyor ödüyor. Siz ona ödediğini de bilmiyorsunuz. Aradan birkaç sene geçiyor. Bir bakıyorsunuz 2 milyar 3 milyar karşınıza bir borç geliyor. Banka size bunu bildirmiyor da. Evet. Evet Cenip Bey. Bir de bir sorum daha var. Buyurun. Şimdi bir mal aldığımız zaman yani bir büyük marketlerden diyor ki bu falan karta 10 taksit, filana 20 taksit. İşte. Yani bunu bütün katlara bu geçerli olamıyor mu? Tüketici hakları
böyle bir çalışma yapamaz mı? Bunu da bilece edebilir miyim? Yani kart ayrısı olmadan bütün kartlara aynı eşitliği gösteremezler mi? Onun için cebimiz kart doluyor. O kart, bu kart. Evet. Mümkünse hiç kart kullanmayın diyoruz biz. Mecbur bırakıyorlar yani bizi. Mümkünse hiç kart kullanmayın. Bir an önce de o kartlardan kurtulun. Eğer evet, zorunluysanız tek kart kullanın. Zorunluysanız. İşte Sayın Başkanım bakın şöyle oluyor. Diyor ki bu kartı alırsanız diyor, bu kartın varırsa 10 taksit yaparız diyor. Evet maalesef. Evet maalesef böyle teknikleri, şeyler oluyor Canip Bey. Biz de bunlar için sizleri uyarıyoruz işte. Bu yayınları o yüzden yapıyoruz. Tabii ki güvenmediğiniz, bilmediğiniz ve tabii ki bu konularda o güvenlik sertifikaları çok önemli değil mi? Evet. Güvenlik sertifikası olmayan, bilmediğiniz bir yerden alışverişinizi telefonla ya da internet üzerinden yapmayınız. Önümüzdeki günlerde biz bunu ayrıca işleyeceğiz inşallah. O zaman inşallah sizin de sorununuz çözülmüş olur diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Efendim ben size ve Tarım Türk Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İzmir'e sevgiler. Evet. Canip Bey gibi daha kaç kişi var? Yüzlerce. Değil mi? Yüzlerce. Evet. Yüzlerce. Yani ben size o dilekçeleri, şikayet dilekçelerini ve e-mailleri getirsem her birinin bunun yani 5 aşağı 5 yukarı aynı çerçeve içerisinde dönüyor. Evet. Evet. Ve bununla ilgili hani dedik ya borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz diye. Bununla ilgili de yine bir haber vardı. Vatandaş tasarrufu unuttu. Kredi çekip harcadı. Borca borçla çözüm. Vatandaş kısa vadeli nakit sıkıntısı için çareyi banka kredisi, kredi kartı, kredili mevduat hesabında buldu deniyor ve bunun da son 5 yılda tüketici kredileri 104 milyar lira artmış. Maalesef ve kredi kartı borcuysa 58 milyar lirayı aşmış. Maalesef. Durumda. Ve tabii ki bunun hemen akabininde ne demiştik? Sanal tefeciler var demiştik. Evet bunlar yine çıktı. Evet bunlar şimdi çıktı. Ve bununla ilgili yine bir haberimiz var. Onu da hemen paylaşalım sizlerle. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sanal tefecileri mercek altına aldı. Ve kredi kartını ödeyemeyen vatandaşa yüksek faizle borç vermeyi vaat eden 10 site varmış ve bunlar da incelenmeye alınmış. Bunlar bilinenler. Bilinenler. Bir de bilinmeyenler var. Evet. Yani hiç adı ismi olmayıp böyle firmaların yandaşı olan evet, tefeciler var maalesef. Evet. Peki bir de kredi alma olayımız var değil mi? Şimdi kredi evet, kartlarını konuştuk. Kredi alırken eş rızası isteniyor diye bir madde vardı. Öyle. Yeni biliyorsunuz yasada bu var. Evet. Ancak kimse buna uymuyor. Bankalar da uymuyor. Uymuyorlar. Uymuyor maalesef. Dolayısıyla bilinmiyor da daha doğrusu. Evet dolayısıyla bununla ilgili tekrar bir haber çıktı. Yine gazete köşemizde yer verdik. Kredide eş rızası aranmayacakmış artık. Değişmiş. Borçlar Kanunu'nda yapılan ve ticari kredilerde eş rızasını gerektiren madde iş dünyasından gelen tepkiler üzerine değiştirilmiş. Evet. Ve Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle eş olmadan kredi kullanılmaması düzenlemesinde iş dünyasından gelen şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı devreye girmiş ve bu uygulama kalkmış. Şimdi zaten uygulanamadı o. Şunun için şöyle bir örnek vereyim. İki tane ayrılmış insan düşünün. Evet. Kredi kartını diyelim ki eşi almış, kartla bir başkasında, diğer eşinde kullanıyor, yaptığı faturanın bedelini de öbürü ödüyor. Ama ayrılmışlar bunlar. Bu sefer bunu çözmek için daha bu yakın zamanda cinayet işlenmişti, hatırlar mısınız? Gazetelerde böyle bir haber çıkmıştı. Evet. Yani maalesef işleyecek bir şey değildi. Hı-hı. Onun için kaldırdı bakan. Evet kaldırıldı. Bir izleyicimiz daha var. Konya'ya gidiyoruz. Gürsel Kiremitçi hattımızla. Merhabalar Gürsel Bey. Merhabalar. Hayırlı yayınlar efendim. Teşekkürler. Buyurunuz. Benim sizden bir ricam var. Şöyle özel sektörde çalışıyordum. Daha sonra bu özel sektörden ayrıldım. Evet. Ayrıldıktan sonra bir iki bankadan kredi çektim. İhtiyaç vardı. Çocuklar okuyordu. Hı hı. Çocukları daha sonra bu işte yazın döneminde biraz birkaç taksitini yatırdım. Hı hı. Daha sonra yatıramadım. Bireysel kredi de artı kredi kartım da vardı. Hı hı. Şu anda ödeyecek durumda değilim. Hiçbir şey. Bir tane mal varlığım yok. Evet. Sadece babamdan kalan bir ev var. O da 6-7 kişi veresetli. Bunun haricinde hiçbir şey yok. Ama bankalı ödemeyi ödeyeceğim ama şu anda ne bir işim var ne bir gücüm var.
48 yaşındayım. 64 doğumluyum. Benim yöpeli iki tane oğlan çocuğu var. Okuyorlar bunlar da. Allah bahşesin. Şu anda ödeyecek bir durumum da yok. Hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek istiyorsun. Sorunuz var mıydı Ruhi Bey? Şimdi ödeme yapacak gücüm yok diyor. Gürsel Bey. Evet efendim. Evet. Ödeme evet yapacak efendim. Gücüm yok diyor. Evet, evet. Gidecek, aldığı bankayla görüşecek. Mail isteyecek. Yapacak pek fazla bir şey görünmüyor. Yani ek süre mi? Ek süre isteyecek. Ek süre şey isteyeceksiniz Gürsel Bey. Hangi bankayla? Bunu yaparlar herhalde. Şimdi bazı bankalarda da böyle bir kine aldığım isim vermek istemiyorum. Yok isim vermeyelim. Bazı bankalarda diyelim ki ne burada yok ama bir mesela diyelim ki ne filan yerde uzak bir yerde uzak bir yerde olduğu için o banka burada olmadığı için orada gidecek imkanım yok. Şu anda söylemesi evden dışa çıkacak durumum yok. Şimdi evet. Düşünebiliyor musunuz? Şubesi olmadığı yerde kredi kartı dağıtıyorlar. Şimdi düşünün siz X şehirdesiniz. Bir başka şehrin de bankanın da kartı yok. Yapacağı bir şey yok. Banka gidecek, neyi varsa alacak. Olmayan şeylerini alacak. Evet. Mecburen yani bundan gitmek durumundasınız o bankaya herhalde evet. Gürsel Bey. Evet. Ve ekstra talep etmekten başka da şansınız evet. yok şu anda. Şöyle, sadece bir de şöyle bir sorum olacak. Yani bunu yıllıklara böldürebilir miyim? Tabii görüşün. Mutlaka oradakiler de insan. Tabii. Tabii mutlaka. Evet. Oldu. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Geçmiş olsun Gürsel Bey. Sağ olunuz. Bakın şimdi bir aile dramı. Evet, gerçekten bir aile dramı. Yani şimdi siz gidersiniz şübenizin olmadığı bir ilde kartınızı satar, daha doğrusu dağıtırsanız böyle her önüne gelene işte olacağı konu bu. Evet, bir de bu ATM'ler sorunu var. Şimdi süremiz çok daraldı, sonuna geliyoruz süremizin. ATM'lerden bu para yatırma ve para çekme sırasında ücret komisyon alınıyor. Komisyon alınıyor, maalesef öyle. Evet. ATM'lerden komisyon alınıyor. Yani şimdi önce hiçbir ücret yoktu, hatırlar mısınız ilk açıldığı zaman? Herhangi bir şey yok, işte insanlar internete alışsın, işe yatılsın. Sonra yavaş yavaş bunları paraya alıştırmaya başladılar. Önce şey 1 lira, o şimdi arttı. Evet. Sürekli yani banka para alacak yer arıyor. Yani nereyi bulursa oradan yazıyor. Evet. Ve bununla ilgili bir haber ve başlık gerçekten ilginç geldi bana, sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıra kendi bankanızın ATM'sinden komisyonla para çekmeye gelebilir. Evet. Yani kendi bankanızın ATM'sinden para çekerken bile buna komisyon eklenebilir diyor bankalar. Bankalar tüketici kredilerinden almaya başladıkları kredi tahsis ve değerlendirme ücreti gibi taşıt, konut ve ihtiyaç gibi bireysel kredilerde de yeni masraflar çıkarabilir ve sonuç olarak sıra kendi bankanızın ATM'sinden komisyonla para çekebilir hale gelebilirsiniz. Aynı o noktaya geliyoruz. Onun dışında bu hesap işletim ücreti çok önemli. Evet. Yani şimdi hesap işletim ücretinde yani bulamadığı ne varsa oraya işliyor. Evet. Yani önemli olan onun için yeter ki para girsin. Evet. İnsanlar hiç kimse alışkanlığımız da yok, okuma alışkanlığımız olmadığı için hiç kimse ekstralarını da incelemiyorlar. İncelemediği için maalesef tüketici her konuda mağdur oluyor. Ve bu mağdur olduğu konulardan biri de bankaların 444'lü telefonları. En önemlisi bu. Bunlar ücretli cevap da mi vermiyor. Oldu? Ücretli ve cevap da vermiyor. Cevap da vermiyor. Bir de şöyle bir durum var. Size yazıyor. Herkesin bilgi seviyesi, herkesin kültür seviyesi aynı değil. Dolayısıyla herkese kart verilebiliyor ama o kart sahibi olan insanların bilgi düzeyleri aynı olmadığı için o 444'lü telefon bankacılığı dediğimiz şey çok karışık. Maalesef 3'e basın, 5'e basın, 7'ye basın. Şimdi insanlar sıkılıyorlar, beklemek istemiyorlar. Kimisi anlamıyor. Bu neden bu şekilde karışık halde? Buna bir çözüm getirilir mi? Şimdi aslında bunu çözmesi gereken banka. Yani banka asli işlevini yapmış olsa bunu mutlaka çözmüş olacak. Ama asli işlevini yapmıyor yani. Ne yapıyor? İşte tüketicinin sırtından geçinmenin yollarını bulmuş. Evet. Bu işte kredi kartı göndermeye para, kredi kartına üyelik aidatı, hesap işletim ücreti, havale. Havale gidip örneğin PTT'de 2-3 bin liraya 2-3 liraya yapacağınız işi 60-70 liradan aşağı yapmıyorsunuz. Evet. Kendi hesabınızdan havale yapıyorsunuz, 50 lira para alıyorlar. 35
internetten başlıyor, evet, çıkıyor yukarıya doğru. Evet, evet. Ya evet, böyle bir şey dünyada görülmemiş. Mağdur durumda kalıyoruz. Evet. Süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz Ruhi Bey. Çok çabuk geçti ama çok önümüzdeki çabuk günlerde inşallah bu kapıdan satışlar, internetten satışlarla ilgili mağdur durumda olan kişilerin de sorunlarını burada ele alacağız diyoruz önümüzdeki günlerde. Ve ben hemen TÜKODER'le ilgili, yani Tüketiciyi Koruma Derneği ile ilgili, evet, şöyle broşürler var. Hemen göstermek istiyorum bunları. Tüketiciyi Koruma Derneği, haklarınızı biliyor musunuz değerli izleyiciler? Hemen şöyle gösterelim. Ruhi Bey, bunlar her şubenin, değil mi, her ilin, her bölgenin şubesinde mevcuttur ve gelen tüketicilere hiçbir ücret ödemeksizin dağıtılmaktadır. Evet. Yeter ki tüketiciler bilinçlensin, kendi haklarına sahip çıksınlar diye. Evet. TÜKODER kısaca bir bilgilendirebilir miyim? Evet, buyurun. Aşağı yukarı 56 şubesi Türkiye, hı hı, genelinde, 30 binin üzerinde üyesi mevcuttur. Evet. Ben İstanbul'daki şubelerinden birisinin başkanlığını yapmaktayım. Evet. Ama oldukça etkin, kamu yararına tek derneklerden biridir. İşte alanımızda, evet, kamu yararına hizmetler. Ve yaptığınız en önemli işlemlerden birisi de çok çok cüz'i bir rakama tüketicinin bütün haklarını yasal olarak da yasal yolları anlatarak. Hepimiz gönüllüyüz. Hiç kimse bir tek kuruş para almaz. Evet. Yalnızca üyelerimizin yıllık aidatı vardır. Evet. Üyelerimizden ayda 2 lira gibi, yılda 24 lira gibi bir üyelik aidatımız vardır. Evet. Onun dışında işlemlerini yapanlar bir ihtarname çekildiği zaman en az 2 yere çekiliyor. Aşağı yukarı 20-25 tane A4 kağıdı harcanmakta. Hı-hı. Düşünün ihtarnameyle. Bunlar için bir ücret talep edilmemektedir. Hı-hı. Ancak oradaki insanlar kendi gönüllerine göre bağışta bulunabilirler. Evet, hepimiz tek yaşama şansı bu. Bizler de gönüllü insanız. Gönüllüsünüz. Ve bunları da bekliyoruz. Herkesi gönüllü olarak katkı vermeye çağırıyoruz. Evet, elinize. Çok güzel söylemişsiniz. Hepimiz tüketiciyiz ve TÜKODER hepimizin başlığını görüyorsunuz broşürler. Ve gerçekten son derece elinizden gelen her şeyi zaten yapıyorsunuz tüketiciler için. Biz de sizlere bu konuda teşekkür ediyoruz. Mağdur insanlarımızı mağdur durumlarından kurtarmaya çalıştığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladığınız için, tüketicilere ulaşmamıza yardımcı olduğunuz için. Sağ olun Rüybe.